6. İlk öğretmen Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr'in babası Umeyr, annesi Hunnas binti Malik'tir. Anne ve babası Kureş kabilesinin Abdüddaroğulları koluna mensuplardı. Musab, kelime anlamı olarak çetin olma, zor olma ve aşılamayan tepe manasına gelmektedir. Musab, önüne çıkan her engeli Allah'ın yardımıyla aşmış ve Allah'ın rahmetine kavuşmuş değerli bir insandır. Ailesi, Kabe'nin ve Kabe'ye gelen ziyaretçilerin çeşitli görevlerini üstlenmişti. Bu yüzden Mekke'deki diğer aileler arasında sözü geçen soylu bir aileydi. Musab bin Umeyr, zengin bir aile içinde büyümüş, bir dediği iki edilmeyen ve ailesi tarafından çok sevilen bir çocuktu. Anne babası ona karşı çok düşkündüler. Çocukluğunu böyle bir sevgi ve ilgi arasında geçiren Musab, kıyafetiyle, yakışıklılığıyla, sakin ve sevecen tavırlarıyla herkesin sevdiği bir genç olmuştu. Anne babası ona en güzel kıyafetleri alır, en pahalı kokular sürerlerdi. Arkadaşları arasında en çok onun parası olurdu. Böyle lüks bir hayatın içinde yetişen Musab'ın kalbi çok temizdi. İnsanlara yardım etmeyi seven, nazik ve ince ruhlu bir gençti. Toplumun yaşadığı sapık hayatı sevmez, onların kötü adetlerinden uzak dururdu. Putlara ibadet etmeyi hoş karşılamaz, onları kendilerine fayda vermeyen cansız varlıklar olarak görürdü. Musab, yaşadığı lüks hayata karşılık içinde derin bir boşluk hissetmekteydi. Bazı sorulara cevap arıyordu. Bu kainatı kim yaratmıştı? İnsanlar niçin bu dünyaya gelmişlerdi? Bu soruların cevaplarını düşünüyor ve bir çıkış arıyordu. Bu sırada Peygamberimiz Mekke'de Allah'tan kendisine gelen ayetleri insanlara açıklamaya başlamış, yakınlarından başlayarak toplumu İslam'a davet ediyordu. Musab, Peygamberimizin bu davetini haber almış, kafasındaki sorulara cevap bulabilmek için Hazreti Peygamber'i dinlemeye karar vermişti. Hazreti Peygamber, Mekke'nin ileri gelenlerinden Erkam'ın evinde İslam'ı anlatıyordu. Hazreti Peygamber konuşuyor, Musab'ın kafasındaki sorular tek tek cevap buluyordu. Musab, aradığını bulmuştu. Kelime-i şehadet getirerek hemen Müslüman oldu. İslam'a ilk girenlerden olma şerefine erişti. İslam'a girdikten sonra Hazreti Peygamber kendisine Musabül Hayr, yani Hayırlı Musab ünvanını verdi. Musab'ı zor günler bekliyordu. Çünkü ailesiyle Peygamberimizin mensup olduğu Haşimoğulları ailesi arasında eskiden beri süre gelen bir anlaşmazlık vardı. Bu yüzden anne babası Peygamberimize ve Peygamberimize inanan insanlara karşı düşmanlık besliyorlardı. Musab bunun için İslam'a girdiğini saklamaya karar verdi. Gizlice ibadetlerini yapıyor, gizlice Peygamberimizi dinlemeye gidiyordu. Ancak amca çocuklarından Osman bin Talha durumu fark etti ve ailesine haber verdi. Böylece Musab'ın hayatında yepyeni bir dönem başladı. Musab, anne ve babasından beklemediği bir tepki gördü. Anne ve babası onu eve hapsettiler. Dışarı çıkarmıyorlar, kimseyle görüşmesine izin vermiyorlardı. İslam'dan uzaklaşması ve Peygamberimizden kopması için her türlü baskı yapıyorlardı. Ev hapsini, tüm maddi imkanları elinden alarak Musab'ı fakirleştirmek takip etti. Musab'ın artık güzel elbiseleri, ayakkabıları, hoş kokuları ve cebinde parası yoktu. Anne babası, onun maddi imkanlarını kısıtlarsak belki buna dayanamaz, eski dinine yani bize döner diye düşünüyorlar ve Musab'a psikolojik baskı kuruyorlardı. Bunca yıl baktıkları, büyüttükleri çocuklarını kaybetmişlerdi. Musab bu baskıların hiçbirisine aldırmadı. Boyun eğmedi. Çünkü o aradığını bulmuştu ve bu inançtan geri dönmek, ateşe atılmak gibi bir şeydi. Gönlünde Peygamberimize karşı büyük bir sevgi ve saygı besliyordu. Ne güzel elbiseler, ne para, ne de şöhret bu sevgiye değişilmezdi.
Tek sıkıntısı, peygamberimizi görememek, onun sohbetini dinleyememekti. Habeşistan'a yolculuk. Bu sırada Mekke'de Müslümanlara karşı baskı ve işkenceler artmıştı. Güçsüz Müslümanlar, güçlü müşrikler tarafından hakaret ve işkenceye uğruyorlardı. Peygamberimiz, bu durumda olan Müslümanların Habeşistan'a göç etmelerine izin verdi. Habeşistan'da adil bir kral vardı. Ülkesine sığınanlara kucak açıyordu. Musab, bu haberi duyunca bir fırsatını bularak ilk kafileyle Habeşistan'a gitmeye karar verdi. Zenginliğini, ailesini ve ülkesini bir tarafa bırakarak sırf inandığı dinini yaşayabilmek için bilmediği, tanımadığı bir ülkeye gidiyordu. Habeşistan'da günler kolay geçmiyordu. Peygamberimizin ve doğduğu toprakların özlemini çekiyordu. Keşke bir yolu olsa, keşke Allah bir imkan verse de memleketindeki insanlar İslam'ı kabul etmiş olsalardı. Habeşistan'da günlerini geçirirken Mekke'ye ileri gelenlerinden bazılarının Müslüman olduğu haberi duyuldu. Bu, ikinci kafilenin Habeşistan'a gelişinden yaklaşık 3-4 ay sonrasına rastlıyordu. Bunun üzerine Habeşistan'daki Müslümanlardan 39 kişi Mekke'ye döndü. Musab da onlar arasındaydı. Oysa duyulan haber doğru değildi. Mekke ileri gelenlerinin İslam'a olan düşmanlığı devam ediyordu. Mekke'deki baskılı ve sıkıntılı günler devam ediyordu. Bu arada bazı güzel gelişmeler de oluyordu. Medine'den Kabe'yi ziyaret için gelen 6 kişi, Akabe denilen yerde Peygamberimizin çağrısına uyarak Müslüman olmuşlardı. Ertesi yıl Peygamberimizle aynı yerde buluşmak üzere sözleştiler. Bir sonraki yıl aynı yerde bu sefer tam 12 Medineli Hazreti Peygamberimize gelerek Allah'a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine dair söz verdiler. Medineliler şehirlerine dönmeden önce dönen bu grup orada İslam'ı anlatmaya ve yaymaya devam ettiler. Bir müddet sonra Medineli Müslümanlar Resulullah'tan kendilerine namaz kıldıracak, Kur'an okumayı ve ibadetleri öğretecek bir öğretmen gönderilmesini istediler. Peygamberimiz de onların bu tekliflerine nazik ve medeni, aynı zamanda güler yüzlü ve yakışıklı bir genç olan Musab bin Umeyr'i göndererek derhal karşılık verdi. Böylece Musab, İslam'da Peygamberimizden sonraki ilk öğretmen olmuştu. Aynı zamanda o, Mekkeli Müslümanlar içinde Medine'ye ilk göç eden kişiydi. Musab, Medine'de. Musab bin Umeyr, Medine'de Esad bin Zürare'nin evinde misafir oldu. Medineli ilk Müslümanlardan olan Esad'ın desteğiyle çok verimli bir eğitim-öğretim çalışması yürüttü. İnsanlara Peygamberimizden öğrendiği metotlarla kırmadan nazik bir dille İslam'ı anlatıyor, güzel sesiyle Kur'an okuyordu. Kur'an'dan o zamana kadar inen ve Peygamberimizin bildirdiği ayetleri ezbere biliyordu. Yumuşak huyu ve tatlı diliyle kısa zamanda Medinelilerin de sevdiği bir kişi olmuştu. Onun İslam'ı anlatmadaki başarısı ve ikili ilişkilerdeki nezaketi, Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi önemli kişilerin Müslüman olmalarına vesile olmuştu. Medine'de birçok kimse Müslüman olmuştu. Ama Evs kabilesinin reisi Sa'd bin Muaz ile yine Medine'nin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr henüz İslam'ı kabullenmemişlerdi. Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Bir gün Musab ile Esad bin Zürare bir evin bahçesindeki koyunun başında oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu sırada elinde mızrağıyla Üseyd bin Hudayr yanlarına geldi. Hiddetle Musab bin Umeyr'e şöyle bağırdı. ''Sen niye buraya geldin? Bir takım aklı ermez ve zayıf kimseleri aldatıp azdırıyorsun. Hayatından olmak istemiyorsan derhal buradan ayrıl.'' Musab, ''Hele biraz dur. Otur bakalım. Sözümüzü dinle. Maksadımızı anla.'' Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen o zaman engel olursun, diye
nazikçe karşılık verdi. Hüseyin, "Doğru söyledin," dedi ve mızrağını yere saplayarak yanlarına oturdu. Hazreti Musa ona İslamiyet hakkında bir konuşma yaptı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Hüseyin kendisini tutamayarak, "Bu ne kadar güzel, ne kadar iyi bir söz," dedi. Ve "Bu dine girmek için ne yapmalı?" diye sordu. Musab ona İslam hakkında bilgiler verdi, o da kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da, "Ben gideyim size birini göndereyim. Eğer o da imana gelirse, bu beldede iman etmedi kimse kalmaz," deyip oradan ayrıldı ve Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti. Sa'd, "Ne yaptın?" diye sorunca Hüseyin şöyle dedi, "O iki adama da söylenmesi gerekeni söyledim. Vallahi ben onlardan bir itaatsizlik, bir inat görmedim." Sa'd bin Muaz, "Vallahi sen beni tatmin edici bir malumat getirmemişsin," dedi ve doğruca Musab ile Esad'ın yanına gitti. Hiddetli hiddetli, "Ey Esad, eğer seninle aramızda akrabalık olmasa, böyle kabilemiz içine soktuğunuz bu fitneye asla sabır ve tahammül etmezdim," dedi. Musab, ona da aynı tatlılıkla, "Hele biraz durunuz, oturup dinleyiniz, anlayınız da, beğenirseniz kabul edersiniz, beğenmezseniz biz de size çirkin gördüğünüz işi tekliften vazgeçeriz," diye nazikçe cevap verdi. Bunun üzerine Sa'd oturdu ve Musab'ın sözlerini dinlemeye başladı. Musab ona İslam dininin ne demek olduğunu anlattı ve Zuhruf suresinin baş kısımlarından okudu. Kur'an okunurken Sa'd'ın yüzü birdenbire değişiverdi. Dinledikleri o zamana kadar duymadığı, bilmediği şeylerdi. Kur'an'ın eşsiz güzelliği ve tatlı üslubu karşısında derhal, "Siz bu dine girerken ne yapıyordunuz?" diye sordu. Musab ona İslam dininin temel prensiplerini anlattı. O da orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da kendi kabilesinin yanına döndü. Onlara, "Ey topluluk, beni nasıl biliyorsunuz?" diye sordu. "Sen bizim büyüğümüz, en üstünümüzsün," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz, "Öyleyse siz de Allah Resulüne iman etmelisiniz," dedi ve ilave etti, "İman etmedikçe sizinle konuşmayacağım." Bu söz üzerine kabilesi topluca İslam'ı kabul etti. Musab bin Umeyr, Medine'ye geleli henüz bir yıl olmuştu ki, Medine'de birçok insan İslam'ı kabul etmişti. İkinci Akabe biatı ve Musab. 622 yılında Musab bin Umeyr, Medine'deki faaliyetlerini Hazreti Peygamberimize aktarmak ve Kabe'yi ziyaret için ikisi kadın toplam 75 Medineli Müslümanla Mekke'ye gitti. Medineli Müslümanlarla Hazreti Peygamberimizi yine Akabe denilen yerde buluşturdu. Medineliler Peygamberimize onu canlarıyla ve mallarıyla her türlü tehlikeden koruyacaklarına dair söz verdiler. Peygamberimizi Medine'de yaşamaya davet ettiler. Böylece hicretin kutlu göç temelleri atılmış oldu. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra da Musab bin Umeyr'i onun en yakınında görüyoruz. Hazreti Peygamberimizden bir şeyler öğrenmek için devamlı mescidin yanında kurulan ve bir nevi okul olan Suhbe adlı çardakta kalıyor ve ilimle meşgul oluyordu. Musab bin Umeyr, aynı zamanda Bedir Savaşı'nda Mekke'den göç eden muhacirlerin sancaktarlığını yapmıştı. Uhud Savaşı'nda ise tüm ordunun sancaktarlığını yaptı. Bu savaşta Hazreti Peygamber'i korumak için onun çevresinden ayrılmıyordu. Zırh giydiği zaman Peygamberimize benzerliğiyle insanları şaşırtıyordu. Uhud Savaşı'nda bir ara şartlar Müslümanların aleyhine dönmüş, Peygamberimizin bile hayatı tehdit altına girmişti. Müşriklerden biri Peygamberimize saldırmış ama bu saldırıyı Musab bin Umeyr etkisiz hale getirmişti. Ancak müşrik bir kılıç darbesiyle Musab'ın sağ elini kesmişti. Musab bu kez sancağı sol eline aldı. İnen ikinci bir darbe de sol elini kesti.
Musab bu sefer de sancağı göğsüyle sıkıca tuttu, yere düşürmedi. Fakat müşrik mızraklayarak onu şehit etti. Musab bin Umeyr şehit edildiğinde 40 yaşlarındaydı. Hazreti Peygamberimiz Musab'ın şehit edilmesine çok üzüldü. Cenazesinin başında Uhud şehitleri hakkında inen şu ayeti okudu. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Sonra Hazreti Peygamber diğer arkadaşlarına şehitlere yaklaşıp selam vermelerini söyledi ve verilen selamların şehitler tarafından alınacağını ifade etti. Cenazesi defnedilirken üzerindeki hırkasından başka bir kefen bulunamamıştı. Başını örtünce ayakları açıkta kalıyordu. Ayaklarına kokulu otlar bulunarak kapatıldı ve öylece Uhud meydanına diğer şehitlerle beraber gömüldü. Musab bin Umeyr yaşadığı hayatla şu dünyada malın, makam ve mevkiin ne kadar değersiz olduğunu, asıl değerli olanın Allah'a iman ve Resulünün sevgisi olduğunu anlattı. Onun yaşadığı mükemmel hayat kıyamete kadar bizlere örneklik edecektir. Ruhu şad, şefaati üzerimize olsun. Amin.